Sırp'tan Bulgar'a giriş. Türkiye'ye yönü. Türkiye'ye girdik İpsala'dan. Gümrükler boş ama Sırp Macedonya'dan sonra hiç durmadık artık. Yorulduk ama değdi. Çok şükür geldik memleketimizi. Herkese yolda olan hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı sabahlar herkese. Günaydın arkadaşlar. Ben Admin Zafer. Bugün günlerde 8. ayın 1'i Pazartesi. Şu anda Sırbistan üzerinde Belgrad istikametinde ilerlemekteyim. Ben Hollanda'ya yolculuk yapıyorum. Yalnız Avrupa'dan Türkiye tarafına gitmekte olan arkadaşlar. Ana giriş kapısı çok kalabalık. En azından 8-9 kilometre kadar kuyruk olduğu görüldü. Tünel girişine kadar kuyruk vardı. Hatta tünelin öncesinde sabah kapatmışlardı ve bak karşı tarafı görüyorsunuz. Çok kalabalık. Alternatif diğer kapıları tercih etmenizi öneriyorum. Arkadaşlar biz sağ salim geldik, kazasız belasız. Yol üzerinde çok kazalar vardı. Gümre'ye 15 kilometre kadar yol çalışmasında bir tane bir tırla yabancı plakalı bir araç kaza yapmıştı. Ölü yoktu ama. Biz sağ salim geldik. Cenab-ı Allah herkes sağ salim evine varmayı nasip etsin. Gümrük de o kadar kalabalık değil gördüğünüz gibi. Biz şu an Tabanovce sınır kapısındayız. Şuradaki Maps bizi şuradaki çevre yolundan götürdü. 158 numaraya buradan ileri gidip buradan böyle sağa doğru gidiyor. Orada bizi uyardılar kapalı diye. Oradan gitmeyin. Burada da belki görürsünüz. İnsanlar bekliyor bu Sırplar. 20 euro verip sizi dağlardan falan getirecekler, götürecekler. Biz yapmadık. Burada beklemeye karar verdik. 7 kilometre. Maps diyor ki saatte 4 kilometre ilerliyor. Bakalım hayırlısı inşallah. Şu yeni girdik. Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Bizim yol ailesine teşekkür ederiz hizmetleri için. Kısa bir düzeltme yapmak istiyorum. Şu an Sırbistan'a girmek üzereyiz. Gümrükte bekliyoruz. Daha önce 15-20 dakika sürer demiştim ama yarım saat 45 dakika olabilir. Biz şu an yarım saattir 35 dakikadır takriben bekliyoruz. Birazdan sıramız geliyor ama daha fazla beklemeyiz herhalde. Selamünaleyküm İzin Yolu ailesi. Bugün 8. ayın 1'i. Saat 1'e çeyrek var. Biz sabah saat 4'ü 15 geçe Niş'ten otelden yola devam ettik. Ondan sonra 5'i 10 geçe direkt kalabalığa girdik gümrük sırasına. 7,5 saat gümrükte bekledik Sırbistan'dan Bulgaristan'a girmeye. Çok kalabalıktı. Başka bir alternatif kapı varsa yolda gelenler başka kapılara yönelmeye çalışsın. Bayağı güneşli de hava yani. Bayağı yorucu geçti beklemek. Herkese hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz şu an Sırp'tan çıkıp Bulgaristan'a doğru yol alıyoruz. Gördüğünüz gibi Sırp çıkış Bulgar giriş felaket bir durumda. Yani ucu dibi gözükmüyor. İnanılmaz bir trafik var. Minimum 8 saat bekleme süresi. Sırp'tan çıkarken
son gişeye geçtikten sonra ilk sağa çıkarsanız alternatif bir yol var. Yani yolun sıranın büyük bir kısmını atlatmış oluyorsunuz. Hepinize bu yolu tavsiye ederim. Selamünaleyküm İzin Yolu ailesi. Bugün 1 Ağustos. Saat 4:10 var. Kapıkule'ye aşağı yukarı 20-25 kilometre kala polis yolu kapatmış. Şehir merkezine doğru içeriden yolluyorlar bizi. Bir kaza varmış. Kazadan dolayı otoban kapalı. Ve her köşe başında zaten polisler duruyor. Ona göre gördüğünüz gibi bizi yönlendiriyorlar. Bilginize. Herkese hayırlı yolculuklar. Yönlendirdikleri yol böyle. Hani fazla hız yapılmıyor. Ona göre dikkatli gidin. Yavaş yavaş gidin. Yer yer çukurlar da var. Ona göre dikkatli olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Son 5 kilometreyi yine otobana çıkartıyorlar. Son 5 kilometre otobandan gideceğiz. Bilginize. Ama o öteki yollarda fena değildi. Sadece biraz dikkatli olun. Ona göre gelin. Hadi konuşma. Önümüzde kaç araba var? Önümüzde kaç araba var? Say bakayım. 5. Önümüzde 5 araba var. Tompa'dan Sırpa'ya girmek üzereyiz arkadaşlar. Yollar sakin. Bu kadar. Toplam 15-20 dakika bekleriz galiba. Evet. Cümleten hayırlı akşamlar. Saygıdeğer İzin Yolu ailesi. Bugün 2 Ağustos. Şu an gece saat 12:18. Şu an Sırbistan'dan Bulgaristan'a girmek üzere Dimitrovgrad sınırındayız. Gümrüğe yaklaşıyoruz. 1 kilometre kala bayağı bir yoğunluk var. Size tavsiyem Dimitrovgrad otoban ücretini ödemek için girişlerde geçtikten sonra yokuş yukarı çıkmayıp eski yolu devam etmeniz. Yani Dimitrovgrad'da çıkacaksınız. Şehirden geçeceksiniz. Daha sonra tekrar bir döner kavşak var. O döner kavşaktan ilk sapaktan çıkarıyor. Oradan da çıkmıyorsunuz. Üçüncü sapağı kullanıp eski yoldan gidiyorsunuz. Oradan bayağı gittikten sonra yani üçüncü sapaktan yollar yani harita falan göstermiyor ama navigasyon kullanırsanız oradan eski yolu gösterir ve gümrüğü bir kilometre kala şu üst köprüden şöyle geçip tabii şu an pek gözükmüyor ama şöyle şu arkadaşın yaptığı gibi gümrüğe bir kilometre kala çıkmış olursunuz. Bayağı işe yarıyor. Ama yine de bayağı bir kala. An itibariyle Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş yaklaşık biz 1 saat 15 dakikadır bekliyoruz. OMV'den başladı Tansıra. İşte önümüzde yaklaşık bir 20 araç var herhalde daha. Arkadaşlar an itibariyle Kapten Andreevo Bulgar çıkış. Fazla bir araba yok. Herhalde bir yarım saat 45 dakikaya burası hallolur.
Macaristan'dan çıkıyoruz. Rüske kapısı boş. Arkadaşlar anlık Rüske'den Sırp'a giriş. Macar hızlı alıyor. Sırp biraz ağır alıyor. Ama çok da yoğun değil. 45 dakikaya falan temizlenir diye, geçilir diye düşünüyorum. Çıkış videosu. Geliyoruz. Sağda devam edin. Şu taraf çok sakin görünüyor. Fark etmiyorsun demek ki. Bu kadar arkadaşlar. Çok serbest görünüyor şu an. Evet arkadaşlar, burası Kapıkule, Bulgar girişi. Kuyruk şu ilerden başlıyor, görüyorsunuz. 3 Ağustos, saat 16.30. Yoğunluk var ama hızlı ilerliyor. İşlemleri çabuk yapıyorlar. Herkes hayırlı yolculuklar. Hayırlı akşamlar. An itibariyle Rüske sınır kapısı. An itibariyle Horgoş. Yani bir saatte inşallah geçeriz Sırp tarafına. Fazla yoğunluk yok. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Sırp çıkışına geldik. Çok fazla sıra yok. Yani önümüzde 5-6 araba falan var. Herkese hayırlı yolculuklar tekrar. İyi geceler arkadaşlar. Slovenya, Hırvatistan gümrüğündeyiz. Sakin burası. Bu saatte kimse yok neredeyse. Yani 15 dakikada çıkarız gümrüğü. Hayırlı akşamlar. Herkese selamlar tekrar. Şu anda Kaletönü'ye geldim. Sırp çıkış, Bulgar'a giriş yapacağız. Önümüzde aşağı yukarı 3 araç var. Bulgar'da da aşağı yukarı önümüzde 20'şer araç var. Çok sakin ve harika. Herkese hayırlı olacaklar. Burası Rüske Macaristan giriş. Şu anda bu şekilde durum. Ben Google Maps'le gelmiştim. 1 saat bekleme süresi diyor. Şöyle arkasını da göstereyim. Şu anda gelen yok. En son benim. Biz Avrupa vatandaşı olduğumuz için hemen bu sol tarafa geçtik. Öbür ol pasportlara geçmedik. Ben ilk defa geliyorum. Böyle yapayım dedim yani. Herkese hayırlı yolculuklar. Ben şu anda Fransa'dan yola çıktım. Şu an İtalya'dayım. Milano'yu geçtim. Venezuela'ya doğru gidiyorum. İtalya'da çok çalışma var, yol çalışması. İtalya üzeri gelenlere duyurum, dikkatli gelin. Fazla hız yapmayın. Herkese hayırlı yolculuklar. Merhabalar. Biz de şu anda Hırvatistan'a girmek üzereyiz. Ama bir sorun yok yani, çok öyle yığılma falan da yok.
Kalotina'ya 2 kilometre kala kuyruk böyle. Çok azar azar yavaş yavaş ilerliyorlar. Allah herkese sabır versin. Burası Hırvat çıkış kapısı. Ha, o zaman şimdi sürü... Arkadaşlar, Sırp'tan Hırvat'a girişte baya bir sıkıntılı, acayip bir kuyruk var. Bu daha gümrükün berisi, daha çekemediğim bir yönü vardı. Yani hemen hemen 2-3 kilometre kuyruk var. Sırbistan'dan Hırvat'a, yani dönüş yolunda olanlar biraz sıkıntılı diye düşünüyorum. 2,5 saatten sonra Sırbistan'dan çıkıp Bulgaristan'a doğru yol aldık. Ama çok yoğun bir trafik var. Kimseyi bırakmıyorlar yani, çok yavaş çalışıyorlar ve ne olacağı belli değil daha. İki buçuk saatte Sırplardan çıktık. Şimdi Bulgar gümrüğündeyiz. Bir iki buçuk saat, üç saatte orada bekleriz gibi geliyor bana. Çoluk çocuk insanların rezilliği. Türkiye'ye giriş. Yine Türkiye'ye gidiş pardon. Bulgaristan'a giriş. Bulgaristan çıkış da yine aynı. Bebekler var, küçük çocuklar var. Hepsi mahvolmuş, yazık. Arkadaşlar, an itibariyle şu anda Slovenya, Hırvatistan sınırındayım ve önümde maksimum 20 tane araba var. İki şerit şeklinde. Pek fazla duracağımızı zannetmiyorum. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Burası Bulgaristan çıkış Kapıkule giriş. Şöyle göstereyim. Şimdilik arka boş. En son biziz. Sağ tarafta 3 gişe açık. Sol tarafta 2 gişe. Çok süreceğini zannetmiyorum. Galiba bir yarım saat 40 dakika sürer. Arka taraf pek görünmüyor. Herkese hayırlı yolculuklar. İyi akşamlar İzin Yolu ailesi.
Saat 22'de Münih'ten yola çıktık. Şu an saat 1.43. Karavan tünele geldik. Yollar akıcıydı. Kalabalık yoktu. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar, Slovenya çıkış, Hırvatistan girişteyiz. Önümüzde 5-6 araba var. Çok akıcı yollar. Herkese hayırlı yolculuklar. Burası Sırbistan çıkış gümrüğü. Bulgaristan tarafı. Arkadaşlar, biz Tovarnik kapısına geldik. Hırvatistan, Sırbistan. Önümüzde 10 araba ya var ya yok. Öteki normal kapı çok dolu. Bulgar çıkışı çok kalabalık değil. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. 2, 4, 6, 7.yiz şu peronda. Hayırlısı bakalım. Bugün 8. ayın 5'i. Şu an saat 10. Sabah 10.03. Dün akşam Almanya'dan yola çıktık. Heilbronn civarı, 6 civarı. Şu an saat 10. Macar'dayız. Budapeşte'den Röske'ye giden yolda kaza vardı. Plan değiştirdik. Tompa'ya yolumuzu çevirdik. Fakat Tompa yolu videoda gördüğünüz gibi bayağı bir normal gidiş geliş, bildiğiniz köy yolu. Genellikle 50-60 km hızla gidebiliyorsunuz. Çok nadir 80 km'yi görüyorsunuz. Şu an Tompa'ya 50 km kaldı. Gittiğimiz zaman sınır kapısının yoğunluğunu göreceğiz. Tekrar haber ederiz. Ama güzel bir yer. Güzel bir yol, sakin bir yol, fakat yavaş gidiyor. Teşekkürler. Saat 11'de başlayan Aachen İstanbul yolculuğumuz Frankfurt otobanında devam ediyor. Her yer dolu, kamyonlar çok, sürekli überall Baustelle. Sanırım bugün Almanya'ya çıkamayacağız. Arkadaşlar, şu anda Bulgar'dan çıkıyoruz. Türkiye'ye giriyoruz. Fazla bir yoğunluk yok. Herkese hayırlı yolculuklar. Allah seni çekti. Merhaba arkadaşlar. Kalotina'ya geldik. Navigasyon 2.4 km diyor. Yani 2.5 km stav var. Haberiniz olsun. Arkadaşlar, yaklaşık 2 saattir hala Kalotina'dayız. 2 saatte hemen hemen 2 km ilerleyebildik. Bilginize. Evet, şu anda Bulgar çıkışındayız. Bekliyoruz. Arkamız epey doldu. Geldiğimizde bu kadar yoktu. Yarım saat aşağı yukarı bekledik. Sağ taraftan ilerlerseniz daha hızlı işliyor. Bilginize. Bayağı yoğunluk var. Gördüğünüz gibi aynada. Passau'ya 250 km kala her zamanki gibi tıkandı yol. Köln'den beri İşkence çekiyorum adeta, yani sürekli Baustelle, sürekli böyle ani bir frenleme. Hayırlısı, Almanya'da durum böyle.